üstüme iyilik sağlık devam ediyor. Bağırsak parazitlerini konuşuyoruz, türlerini öğrendik. Ama bir de bulaşma yolları var. Cihan Hocam, içli köfte, çiğ köfte tehlikeliymiş. Siz de seviyorsunuz diye biliyordum. Ya şimdi ben çiğ köfteyi seviyorum. Sen de sushi seviyorsun. Şimdi iki... Sushi de mi zarardı? Sorma, ona da geleceğiz şimdi. Onda da neler var neler. Çünkü o da çiğ balık. Birisi çiğ et, birisi çiğ balık. Ben Allah'tan kurtarabiliyor muyum? Onu soracağım. Sevgili Bilek'e soracağım aslında. Çünkü artık çiğ köfteyi bulgurdan yapıyorlar değil mi? Evet. Artık Sağlık Bakanlığı onu kaldırdı. Dışarılarda hani hazır o çiğ köfteci diye satılan yerlerde artık bulgurdan yapılıyor ama hala o eski işte kebapçılarda ya da işte doğu bölgelerimizde evlerde yapılan hani ben gerçek çiğ köfte yapıyorum diyenlerde sıkıntılar var biraz da. Ay ama et olmadan da çiğ köfte olmaz Allah. Tadı olmuyor yani, değil tadı, mi? Yani bir şeyler katıyorlar şeyine ama yani aslında laf aramızda bulaştırmamaya çalışmak en güzeli. Hijyene dikkat etmek. Evet. Ortamın yani temizliğine, dezenfeksiyonuna önem vermek de tabii önemli. Sularla geçer mi? Yani şu bir kere musluk suyundan geçer mi hocam? Geçmez herhalde. Musluk suyundan da maalesef geçebiliyor. Musluk suyundan da mı geçer? Tabii. Yani parazitler bakterileri öldürmekte kullandığımız musluk suyundaki klorun o düşük dozundan etkilenmezler. Örneğin Giardia diye bahsettiğimiz parazit var. Aslında yüzme havuzlarında falan çok sık rastlanır ve çocuklarımızı genelde yüzme havuzlarına eğitime gönderiyoruz. Yüzme havuzlarından Giardia çok sık bulaşır ama klor var, yüzme havuzunda var. Yani. Fakat verilen kloru çok yüksek doza çıkartmak lazım. Yüksek doza çıkarttığınız zaman da 50 dakikada uçuyor. Ve sonuçta her 50 dakikada bir yüksek doz klor vermek zorundasınız. Onun yerine yapılması gereken başka bir şey... Havuza girecek olanların parazit testlerini yaptırmak, Giardia veya diğer testlerini yaptırmak gerek. Musluk sularındaki tabii ki düşük doz klor olduğundan dolayı Giardia veya benzer parazitleri alabiliyoruz musluktan. Yani o zaman bu elimizi yıkadığımız sular bile o kadar masum değil havuzlara gittiğimiz. Ama siz suları, kuyu suları... Diyetisyenler, siz sürekli olarak işte iyi yıkayın diyorsunuz. İyi yıkayın derken biz bulaştırıp meyveyi sebzeyi yiyor muyuz? Bizi ne yapıyorsunuz siz böyle, neler oluyor? Temiz su kullanmak lazım tabii. Belki hani filtreden geçirmek suları bir nebze belki değil mi işe yarayabilir? Ama kesinlikle yani, filtre. Kuyudan çekmiş ne güzel, o kuyu suyuyla yıkıyor. Her şey basmalı şeyler yaparlar. Kuyu suyu temiz şey midir değil. Değil midir yani? Kuyu suyu hiç istediğimiz değildir. Bir su değil. Değildir, kullanmamak lazım. Hocam muslu suyu kullandırtmadınız, kuyu suyu kullandırmadınız. Ne yapacağız biz? Filtre edilmiş suları kullanacağız. Tabii. Filtre? Evet. Klor ve filtre edilmiş. Şimdi yeni çıkan bazı cihazlar var, dışarıda da satılıyor. Bunlar klorlu olan suyu alıyorlar çeşmeden, zaten musluğa bağlıyoruz. Ama kloruna hiç dokunmuyorlar ama içindeki filtresi büyük bakterileri ve bu bahsettiğimiz parazitleri tutabiliyor. Aha. Ama aynı işlem aslında normalde... bu musluk sularında da uygulanıyor. Yani musluk sularına bize sunulmadan evvel çöktürme işlemleri var, yüzdürme işlemleri var. Birçok aşamadan geçiyor. Bu esnada filtrasyon da var. Güneşe de maruz bırakılıyor. Birçoğunun kökü kazılmış oluyor aslında bunun işte yavru formlarını veya yumurtalarını. Ama barajdan gelene kadar zaten sizin de bildiğiniz gibi musluk suyu bağlantı noktalarından negatif basınçlar oluşup toprağın içindeki parazitler veya yumurtaları veya bakteriler musluk suyunun içine girebiliyor. Zaten o noktada da klor düzeyi de düşüktür ve oradan da bize ulaşabiliyor. Onun için evet suyu çok düzgün arıtmalıyız ama bize gelene kadar da yolda çok iyi bir sıhhi tesisattan geçirilerek bize ulaştırılması gerekir. Şimdi tabii eskiden sularımız çok sık sık kesilirdi. Hele İstanbullular ne kadar bilirler bunu. İkilemi sular kesilirdi. Su kesildiği zaman o su geriye doğru çekerken vakum yapar o etrafındaki toprağı, sıvıyı çamurlu ve ondan sonra ilk gelen suda çamurlu gelirdi. Evet. Şimdi artık şükürler olsun sürekli olarak su kesilme sorunu büyük ölçüde hallolduğu için ya da su kesilme sorunu hallolan şehirlerimizin sayısı giderek de arttığı için sürekli basınçlı dışarıya doğru basınçı verdiğinden ve işte bu reverse osmoz doğrudan doğruya çökertme gibi işlemler olduğundan musluk suları o bakımdan oldukça güvenilir olduğunu düşünüyorum doğrusu. Şu anda evet eskisine göre çok çok güvenli.
Tüm bölgeleri bilmiyorum ama gözlediğim kadarıyla büyük şehirlerde oldukça güvenli. Sistemler değişti, boru yapıları değişti. Evet. Ve eskisi belki hocam değil mi? Çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Tabii. Hani oraların da düzenli temizlenmesi lazım ki beklettiğimiz içinde beklettiğimiz suyu sonradan kullandığımızda bir sıkıntı yaşamayalım. Belki hani evet. Büyük şehirlerde dikkat edilmesi gereken şey. Peki bu olabilir. Hazır satılan sularla ilgili çalışma var mı? Çalışma hazır var aslına bakarsın. Evet, yok şişe büyük, büyük şişeleri damacanaların içinde satıyorlar, koyuyoruz. Bunlarda çıkılına çok güvenilir diye içiyoruz ama herhalde öyledir. Onların da çalışmalarının yapılması zorunlu. Neden? Tarım Bakanlığı bunları denetliyor ve ona göre hani piyasaya sürüyorlar. Ama biz hep tabii şey deriz, her şeyde bildiğiniz markayı kullanın. Hani suda da, ürünlerde de hep bilindik markaları kullanın ki içimiz rahat etsin. Peki o zaman su açısından biraz daha temize çıkartmak istedim. Yani çünkü yine elimizi yıkamak ve temizlemek için o suya muhtacız. Bu bakımdan sebzeleri, meyveleri yıkarken de ama aynı yani şekilde. Su temizliği sadece görünür temizlik değil, suyun da temiz su olması lazım. Ve hakikaten belediyeler bu konuda daha iyi çalışıyorlar artık. Su temizliği biraz daha iyi herhalde. Şimdi bulaşma yollarından bahsederken ben havlu ya da yatak çarşafı evet. Gibi. Bunları da sormak istiyorum. Var kesinlikle. Havluda, yatak çarşafından bulaşma var. Özellikle kıl kurtları aynı yatakta yatan çocuklara geçer. Aynı havluya kullanan çocuklara geçer. Okulda bir çocukta kıl kurdu varsa, iyi de temizlenmesi yoksa yanındaki çocuğa elle temasıyla bile geçer. Belki peki de bu yüzden mi çocuklarda daha sık görülür? Çocuklarda daha sık, ben mi yanlış biliyorum ama ya da daha çok duyuyoruz belki de. Neden çocuklarda daha fazla? Tabii çocuklarda bir miktar fazla, birkaç sebebi var. Tabii ki hijyene büyükler kadar dikkat edemiyorlar. Yeterince bilgileri yok bu konuda. Bir de dirençleri daha düşük. Bir de bazı enfeksiyonlar, mesela nana diye, Himalayopis'in nana denen bir şey var. Özellikle çocuklarda enfeksiyon yapıyor. Okul çocuklarına dikkat bozukluğu yapıyor. Sinirlilik, ajitasyon. Arkadaşlarıyla kavga etmeye başlıyor bir müddet sonra. Gece uykusuzlukları oluyor. Hastayı psikiyatriste götürüyorlar ama iyi bir araştırma sonrasında bunun aslında psikiyatrik bir olay olmadığı, parazitoz olduğu ortaya çıkıyor ki sadece bu bahsettiğim parazit de değil, askarist oluyor. Tenya, bu küçük hani parçalarını kiloda bırakan hastalıkta da tenyazis de bu çok oluyor. Bir de kıl kurduğunda çok oluyor. Makatta devamlı bir kaşıntı var, uykusuzluk var. Çocuk giderek sinirleniyor. Okulda uyumsuzluk, derslerde başarısızlık, konsantrasyon çıkıyor ve sonra bir bakıyorsunuz ki altından parazit çıkıyor. Domino taşları gibi aslında peş peşe birbirini etkiliyor. O zaman ben yine sevgili Müge Aksu'yu sıkıştıracağım birazcık. Bizi böyle madem ki içli köfteden, çiğ köfteden mahrum bırakıyorsunuz. Nelere dikkat edelim yerken yediğimiz gıdalarda? Hanımlar pişirirken şimdi bir taraftan diyorsunuz ki sebzeyi, meyveyi çok, sebzeleri çok pişirmeyin diyorlar. Şimdi diyetisyenler. Hakikaten içindeki vitaminler, mineraller, aktif bir takım şey, birçok madde kayboluyor ve bozuluyor. Ama pişirmezsek de bu keratalar yok olmuyorlar. Bir de pişirmek sadece yeterli midir bunları yok etmek için? Kaç dereceye kadar ısıtmak? Hocam 60 derece dediniz galiba, evet, değil 60. mi? 60 derecede bütün hepsi kayboluyor mu? Yani bunun zaten 70 oksijonu derecede esasında. Hani biz istiyoruz ki 70, 65, 70 derecelerde olsun yemeğin iç sıcaklığı ya da etin iç sıcaklığı. O noktada tabii hani hazırlama aşamaları da bence çok önemli. Pişirmeden önce İlk etapta birinci sırada hazırlık var. Nedir orada? Tabii birincisi iyi yıkamak. Temiz suyu bulduktan sonra önce iyice yıkamak. Peki eti yıkamak bence kurtarıyor mu bizi? Sirkeli eti iyi pişireceğiz ama sebzeyi, meyveyi iyi yıkayacağız. İyi pişmesi demek etin benim için içinde böyle pembe kısmının kalmaması. Esasında hani hep deriz ya biz, etin makbulü içi pembe kalanıdır. Veldan ama hocam, eğer bir Fransız ya da İtalyan lokantasına gider bunu onlar söylerseniz kıyameti kopardım. Şey gibi yiyorlar. Ben bir gün kavga ettim bir Fransız lokantası. Ya şey iyi pişmiş getiriyor. İyi pişmiş. Sonunda adam dedi ki, sinirlendi. Bunu böyle yiyeceksin dedi. Ya ben iyi pişmiş istiyorum dedim. Bir kömür parçası da aldı. Çat diye masaya attı. Kömür ye dedi. Yemedim tabii. Yakmış.
Yani o pişirme yöntemi de önemli. Onu yani da istemiyoruz. Çok yanmışını da istemiyoruz. O da kanserojen açısından tabii sıkıntılı. Ama iyice içi pişsin, kırmızılık, pembelik etin içinde kalmasın istiyoruz. Şimdi Fransız restoranı dediniz de Türkiye'de de başladı. Nereye gitsek önce etinizi az orta, az çok pişmiş diye sorarlar. Nasıl istiyorsunuz? Evet. Biz iyi pişmişini istiyoruz. Öyle mi diyeceğiz? Well done. Ama ortayı öneriyorlar. Tam kömür gibi yanmamışı ama garsonlar iyi pişmişini. Ya da hangisi deyince orta pişmiş. Orta pişmiş. Evet, önerilen orta pişmiş. Ama o zaman orta pişmişin iç kısım, orta kısımlarına pembelikler kalıyor mutlaka. Köftelerde de belki çok dikkat etmek lazım buna. Biz iyi pişmişini istiyoruz. Orhan Hocam, uzun süreler hepimiz yurt dışında kaldık, yaşadık, çalıştık. Evet. Ne yapıyorlar yabancılar? Şimdi onların well done ile bizim well done'ımız da farklı. Biraz evvel söylemiştiniz. Hani bizim buradaki garsonlar ortayı tercih ediyoruz diyor ya. Onlar tadından dolayı onu öyle söylüyorlar. Yani parazit veya başka bir şeyi düşünmüyorlar. Yani bizdeki aslında, evet bizdeki orta aslında onların, Amerikalıların well done'ı diye düşünüyorum. Evet. Ama orada da kıpkırmızı geliyor et. Biz de birkaç kere gönderdik. Şaşırıyorlar. Ama işin doğrusu özellikle bizim gibi ülkelerde iyi pişmiş olması gerek. Bir örneğin bir sebebi de tabii onlar kanını da çok iyi akıtmadıkları için, hı hı, biraz da içindeki kan kalıyor. O etin sulu olması lazım, suyunun kaybolmaması lazım derken kan da kalıyor. Biz zaten onları yıkıyoruz, evet. Evet. Ve kanını da iyice akıtıyoruz. Onun için bizim iyi pişmişimiz, orta pişmişimiz yine idare eder. Sebzelere de geleceğim. Sebze pişmesine, ama çok fazla zamanımız kalmıyor galiba. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından devam edelim.